Evet değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle Ne Var Ne Yok programının eğitim bölümüyle programımıza devam ediyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin okullarının bölümlerini tanıtmaya buradan ve onların içerisindeki bölümleri sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Bu akşam Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Sayın Ömer Kürşat Tüfekçi hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalvaç hakkında, Yalvaç'taki Yalvaç Meslek Yüksekokulu hakkında, oradaki bölümler hakkında hocamızdan bu tercih süreci içerisinde bilgiler almaya çalışacağız. Dolayısıyla tercih sürecinde gençlerimizin kendilerinin mesleklerini hazırladıkları şu süreçte niçin Yalvaç Meslek Yüksekokulu tercih etmelerin gerektiğini ya da ne gibi avantajları ve dezavantajları olduğunu hep beraber burada masaya yatırmış olacağız. Evet hocam, bu anlamda ben hızlı bir şekilde sorumuza, öncelikle sizi bir tanıyalım hocam. Tabii ki. Doçent Doktor Ömer Kürşat Tüfekçi. Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nü yürütüyorum şu an itibariyle. Aynı zamanda Turizm Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Genel olarak bu şekilde bahsedebilirim kendimden. Evet. Ne kadar zamandır üniversitemizde hocasınız? Üniversitede ben aslında lisanstan bu yana üniversitede bulunan bir kişiyim. 2003 yılından itibaren de Eğirdir Meslek Yüksekokulu'nda ilk göreve başladım. Daha sonra çeşitli birimlerimizde görevler aldım. Ve en son itibariyle Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak akademisyenlik hayatımı sürdürüyorum. Şu anda da Yalvaç Meslek Yüksekokulu müdürüsünüz. Evet, teşekkür ederim. Hocam, Yalvaç hakkında, çünkü orada bir kampüsümüz var, evet. Yalvaç'ta. Ayrı bir kampüs mevcut. Sizin okulunuz dışında iki okulumuz daha, evet, orada mevcut. Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu var. Ve aynı zamanda fakülte oldu. 7. fakültemiz olan Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi var orada. Dolayısıyla hem kampüs hakkında, orada ne kadar öğrenci var, sizin okulunuzda kaç akademisyenimiz mevcut, hangi bölümlerimiz var gibi konularda bize öncelikle bir bilgi verebilir misiniz? Okulunuzu tanıtabilir misiniz? Yalvaç ilçesi ile başlayayım ben ilk etapta. Yalvaç ilçemiz Isparta'mızın önemli büyük ilçelerinden bir tanesi. Yaklaşık 47 bin civarında bir nüfusu sahip ve tarihi ve turizm özelliği barındıran bir ilçe olarak karşımıza çıkıyor çoğunlukla olarak baktığımız zaman. Yaklaşık bugünden itibaren baktığımızda 8 milyon yıl öncesine dayanan bir geçmişi var olan bir ilçeden bahsediyoruz. Bu ilçede Antokya adını vermiş olduğumuz bir antik kentimiz var. Önemli bir çekicilik alanı olarak belki karşımıza çıkıyor ve bu şekilde biliniyor. Yalvaç ilçesi üniversiteyi çok içselleştirmiş bir ilçe ve özellikle hayırsever iş adamlarıyla ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söylememiz gerekir. Bunu özellikle üniversitemizin içerisinde de bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile ispatlamış durumda olan bir ilçe olduğunu söyleyebiliriz. İlçedeki Kılıçarslan yerleşkesi olarak adlandırılan bir kampüsümüz var. Üniversitemize ait olan bir kampüstür bu. Yalvaç Meslek Yüksekokulu burada 1992'den beri faaliyetini sürdürüyor. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş iken aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber buraya Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanan ve daha sonrasında da 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlanan bir yapıya sahip. Yani 28 yıllık bir tecrübe var aslında. Böyle bir geçmişten bahsediyoruz burada, evet. Kesinlikle. Çok önemli bir birikimi var. Öncelikle bunu ifade etmemiz gerekir. Bununla beraber şunu da ifade etmemiz gerekiyor ki okulumuz Yalvaç Meslek Yüksekokulu kendi bünyesinden bir başka okul daha ortaya çıkarmış. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında bugün hala faaliyetini sürdüren önemli bir meslek yüksekokulu üniversitemizin. Aynı kampüs içerisinde, Kılıçarslan kampüs içerisinde Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültemizde şu an itibariyle eğitim öğretime devam etmekte. Yani 3 okul aynı kampüs, evet, içerisinde. Aynı kampüs içerisinde kullanıyoruz ve yaklaşık olarak 165 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş bir kampüsten bahsediyoruz. Ve burada birçok öğrenciye sunmuş olduğumuz imkanlar var. Bu imkanlardan da ilerleyen dakikalarda ben yine bahsetmek isterim. Öğrenci sayısı itibariyle baktığımız zaman şu an bizim kendi okulumuza kayıtlı olan 1200 civarında bir öğrencimiz var aktif olan.
Teknik Bilimler Meslek Okulu'nda 800 civarında, yine Büyükutlu Uygulama Bilimler Fakültesi'nde de 750 civarında bir öğrenci ile ilçeye genel anlamda bütünleşmiş bir öğrenci yapısından genel bahsedebiliriz. Genel olarak 3000 öğrencinin üzerinde. Ortalama 3000 ve 3000'in üzerinde. Tabii geçmiş dönemlerde bu çok daha yüksek rakamlara çıkmış farklı bölümler açılmasıyla. Tabii bugün YÖK'ün uygulamış olduğu politikalar gereği bir takım bölümlerimizin belirli öğrenci sayısının altına düşmesinden dolayı kapanması durumu söz konusu oldu. Şu anda 5 bölümde 5 programla okulumuzda faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bu bölümler içerisinde baktığımız zaman aşçılık, turist rehberliği, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, halkla ilişkiler ve tanıtım, bankacılık ve sigortacılık olmak üzere bölümlerimiz var. Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu'ndan bahsediyorum. Evet. Tematik alanla ilgili bir çalışmanız var mı hocam? Tematik alanla ilgili de tabii çalışmamız var. Bu üniversitemizin genel bir politikası. Her meslek yüksek okulu kendisine özgü bir tematik alan belirledi. Bizde de iş yönetim ve seyahat turizmle ilişkilendirilen tematik alanlar çerçevesinde programlarımız şu an faaliyetlerini sürdürüyorlar. Önümüzdeki yıllarda da yine YÖK'ün belirlediği kriterler çerçevesinde yine üniversitemizin tematik alanları ile ilişkilendirilen bir takım yeni programlarla ilgili çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte bunları da hem kamuoyuyla paylaşmış olacağız hem de gerekli altyapıyı hazırlamış olacağız. Peki hocam, şimdi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kendi konsepti içerisinde, hı hı, hani 3+1 meslek yüksek okulları açısından, evet, uygulamalı eğitim modeli var. Evet. Şimdi buna tamamen geçen meslek yüksek okullarımız olduğu gibi hani kısmen geçen ya da geçmeyen, hı-hı, meslek yüksek okullarımız var. Evet. Yani önümüzdeki süreç için hazırlıklarını yapanlar, evet, var. Sizin okulunuzdaki hangi bölümler 3+1'de iş yeri eğitimi veriyor? Hangi bölümler iş yeri eğitimi vermiyor? Yani bu normal işte 4 dönem ders, evet, şeklinde, hı-hı, eğitim veriyor. Evet. Şöyle söyleyeyim, biz kısmen geçen okullar içerisindeyiz. Kısmen geçen olma nedenimiz de şu: biz öncelikli olarak turizmle ilişkilendirilen işte aşçılık ve turist rehberliği programlarımızı 3+1 eğitim modeline dahil etmeyi uygun gördük. Yaptığımız toplantılarımız, yönetim kurulu çalışmalarımız sonucunda. Bundaki en önemli etken de şu: bölgemizin önemli bir turizm merkezine, Antalya'ya yakın olması ve burada çok ciddi protokoller yapılmış olması ve öğrenciye doğrudan iş imkanı sunabilen alanlar olması açısından biz bu bölümlerle başlamayı tercih ettik. Önümüzdeki süreçte diğer kalan 3 programımızla da uygulamalı eğitime yönelik bir çalışmamız var. Şu anda altyapılarını hazırladık. Tabii biz hemen geçelim, göç yolda düzülsün mantığından ziyade altyapısını oluşturalım, ondan sonrasında bütün işleyişi aktif hale getirelim istiyoruz. Şu anda diğer programlarla alakalı protokol çalışmalarımız var. Protokol çalışmaları tamamladıktan sonra da doğrudan diğer bölümlerimizde 3+1 eğitim modeline dahil edeceğiz. Yani zaten altyapı hazırlamadan girdiğiniz zaman bu sefer öğrenci açısından da hani hakikaten bir bocalamaya neden oluyor. Hani biz de öğrenci merkezi bir üniversiteyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bizim en çok önemsediğimiz nokta bu. Takdir edersiniz, sizler de takdir ediyorsunuz, görüyorsunuz. Yani genel anlamda baktığımız zaman öğrencinin ihtiyacı her neyse ona yönelik çözümler, alternatifler üretme yoluna gidiyoruz. Şimdi sektör bizden iş yerini tanıyan, iş yerini bilen öğrenci istemesinden dolayı üniversitenin politikası gereği tamamen uygulamalı eğitime yönelik bir model üzerinde, işte fakültelerde 7+1, meslek okullarında 3+1 şeklinde bir eğitim modeliyle hareket edildi. Bu tamamen hem toplumun beklentisini karşılamaya, hem öğrencinin beklentisini karşılamaya, hem de ailelerin beklentisini karşılamaya yönelik uygulanan çok önemli bir sistemdir. Ya aynı zamanda ders güncellemelerini de yoğun bir şekilde yapıyoruz sektör ihtiyaçlarına kesinlikle, göre. Kesinlikle. Değil mi hocam? Hani kesinlikle. Diğer üniversitelerden ana farklılıklarımızdan bir tanesi bu. Kesinlikle. Hani sabit bir müfredat üzerinden hani yıllarca eğitim vermiyoruz. Değil, doğru. Yani biz her sene, şu anda bitirdik hatta bu çalışmaları, önümüzdeki seneki ders planlarımızı oluşturduk ve önümüzdeki sene sektör bizden ne istiyor, ne bekliyor, bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaparak gerekli dersleri programımıza, müfredatımıza dahil ettik ve hocalarımız da, özellikle akademisyenler, bu konuda çalışan akademisyenler de sektörün istediği beklentileri doğrultusunda kendi müfredatlarını güncelleme eğiliminde şu an itibariyle. Yani iş için iş arayan değil, evet, iş için arayan elemanlar, evet, yetiştirme, aranan eleman yetiştirme, evet, gibi bir
amacımız, hedefimiz var. Tabii bu öğrencilerin de kendilerinin de bu işe gönül vermesi. Ya mutlaka. Burada esas olan baktığımız zaman aslında öğrenci motivasyonu. Yani öğrencinin kendi içsel motivasyonunu sağlaması gerekiyor. Ama bunu motive edecek bütün faktörler de okul tarafından, öğretim elemanları tarafından harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu içsel motivasyonu oluşturmaya yönelik bizim kendi akademik personelimiz zaman ve mekan mefhumu tanımadan her an öğrenciyle çözüm üretimine yönelik birlikte hareket eden bir yapıya sahip olduğunu burada ifade etmek isterim. Ve burada da tüm hocalarımıza bu anlamda ben teşekkür etmek isterim. Yani gerçekten baktığımız zaman ciddi anlamda bir özverinin var olduğunu görüyoruz. Bu özveri benim ders saatim bitti, benim mesaim bitti, benim işim bitti anlamında hiçbir zaman işlemiyor. Ve hep öğrenciye değer katmaya, hep öğrenciye yardımcı olmaya. Çünkü ailesinden ayrılıp gelen öğrencilerin var olduğunu bütün çalışanlarımız biliyorlar ve öğrenciye de kendi evlatlarıymış gibi yaklaşıyorlar. Bu çok önemli bir ayrıcalıktır bence. Yani dolayısıyla hoca öğrenci diyalogları aslında bir anlamda usta çırak, abi kardeş, baba evlat gibi bir şey içerisinde, hani hocaların yaş durumuna bağlı olarak. Tabii değişkenlik gösteriyor haliyle. Yani şimdi şöyle çok tecrübeli hocalarımız da var, takdir edersiniz. Evet. Çok genç hocalarımız da var. Ama her ne olursa olsun hocalarımızın her birisi kendisini hem sektörel anlamda hem de akademik anlamda geliştirme eğilimindeler. Bu yönde bir çabaları var. Bu da bizim farklılığımızı ortaya koyan önemli bir unsur şu aslında. Ne güzel. Hı-hı. Şimdi hocam, Yalvaç tabii Isparta'nın belki en büyük ilçesi. Yani şey olarak baktığımız zaman, nüfus anlamında da baktığımız zaman. Hı-hı. Hani etrafı gerçekten güzel. Hani Antiokya dediğiniz yer dünyanın ilk kilisesinin olduğu yer. Evet. İnsanlık tarihine önemli bir katkı sağlamış bir yer. Evet. Hacı olmaya geliyorlar buraya insanlar. Tabii. Evet. Hristiyanların hacı olmaya geldiği, din turizminin gerçekleşebileceği bir yer bu anlamda. Hemen etrafınızda zaten Eğirdir Gölü'ne çok yakın bir şey de var orada. Evet. Alan da var. Hani çok tarafı. Kısa bir şekilde, yani uzun kilometreler gitmeden ulaşabileceği imkanlar da var. Evet. Yani mesire yerleri anlamında da Yalvaç'ta hiçbir problem olmadığını biliyorum. Evet. Tabii sadece okul demek şey demek değil, yani eğitim, öğretim demek değil. Aynı zamanda öğrencinin kişisel gelişimini sağlayabileceği sosyal imkanlar var mıdır? Mesela barınma imkanları en temel anlamda baktığımız zaman. Evet. Barınma imkanlarını karşılayabilecekleri devlet yurdu, apartlar vesaire ya da özel yurtlar gibi imkanlar var mıdır? Evet. Şimdi sosyal imkanlardan kasmıştık kafeleri vesairesi, hani zaman geçirebilecekleri, birlikte sosyalleşebilecekleri yerler var mıdır? Kütüphanemiz gibi bir takım imkanlar kampüs içerisinde mevcut mudur? Spor vesaire imkanlarımız var mıdır hocam? Evet. Şimdi öncelikle barınmadan başlayayım. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir hemen kampüs alanının içerisinde bir yurdu var. Kredi Yurtlar Kurumu'nun haricinde kampüs alanımızın çevresinde çok fazla apart var. Çeşitli yurtlar var. Özel yurtlardan bahsediyorum. Bununla birlikte konaklama ile alakalı herhangi bir problem yaşayamayacakları bir altyapıya sahip Yalvaç. Bunu özellikle söylemekte fayda var. Çünkü ailelerin en çok merak ettiği husus bu. Çocuğum nerede kalacak? Kalacağı yer baktığınız zaman onun eğitim, öğretim yaşantısını da doğrudan, onun başarısını da doğrudan etkileyen bir unsur. Yani bunun kafasına takmasına gerek yok Yalvaç'a gelen bir kişinin. Çünkü dediğimiz gibi Kredi Yurtlar Kurumu, özel yurtlar, apartlar, hatta daireler nezdinde çok büyük zamanında yapılmış olan yatırımların var olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim için bir avantajdır bu anlamda, barınma anlamında. Bunun haricinde biz sosyal aktiviteler anlamında zengin bir okul olduğumuzu ifade etmemiz gerekir. Üniversite kampüs alanımız içerisinde, hatta kendi binamızın alt katında kendimize ait bir spor salonumuz var. Yani öğrencinin vücut geliştirme ile ilgili tüm ekipmanları bulabileceği bir spor salonuna sahibiz. Fitness salonumuz evet, kendimize ait bir fitness salonumuz var. Bu çok önemli bir avantaj baktığınız zaman. Evet. Bununla birlikte kampüs alanımızın hemen yan tarafında Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait olan bir kapalı spor salonu, öğrencilerimizin 24 saat yararlanabildiği bir futbol sahası tam ölçülere sahip ve bir gençlik merkezi. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde öğrencilerimiz buradan her zaman istedikleri şekilde faydalanabiliyorlar. Oradaki programlara katılabiliyorlar.
Kültürel alanda baktığımız zaman biz bu anlamda da zengin bir ilçe olduğumuzu söyleyebiliriz. İlçemizde belirli periyotlarda konserler düzenleniyor. Bu gerek belediyenin öncülüğünde, gerekse bizim okulumuzun öncülüğünde. Her ne olursa olsun sonuçta bir işbirliği söz konusu burada. Öğrencimizin katılımını hep sağlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte bizim önemli avantajlarımızdan bir tanesi de öğretim elemanlarımızın kendi grupları var. Öğretim elemanlarımız çeşitli enstrümanlarla kendi gruplarını oluşturuyorlar. Amatör grupların çeşitli zamanlarda kursları, kurslamayan konserleri olduğunu görüyoruz. Ve bunlar ciddi anlamda öğrenci motive eden unsurlar. Herhangi bir müzik aletine eğiliminiz varsa bu konuyla alakalı kim varsa onu bulmaya çalışıyoruz. Genel anlamda da baktığımız zaman da öğrencilerimiz de bundan çok mutlu oluyorlar. Yani sadece dediğiniz gibi üniversite yaşantısı akademik birikim yapılan yer değil. Bununla birlikte sosyalleştiği, kültürel etkinliklerini artırdığı bir alan olarak görüyoruz. Ve biz Yalvaç'ta ayrıca şey var mı hocam? Sözünü kestim. Öğrenci topluluğu. Öğrenci topluluklarımız var. Evet, kendimize ait, kendi okulumuzun bir topluluğu var. Ya buradakilere de katılabiliyor öğrenciler isterlerse. Yani hani bütün 55 tane öğrenci topluluğumuz var zaten. Evet, kesinlikle. Yalvaç'ta kurulmuş olan 2-3 tane zaten sadece kendi kampüs olanımız içerisinde olan topluluklarımız var. Bununla birlikte sizin de bahsettiğiniz gibi herhangi bir üniversitemizin 55 topluluğundan bir tanesine üye olarak onun tüm faaliyetlerine de katılabiliyorlar. Biz bunun da önünü açıyoruz ve gerekli tüm desteği de sağlıyoruz elimizden her ne geliyorsa. Yönetim olarak. Bu arada bütün bölümlerin dikey geçiş imkanı var. Var, evet. Hepsi dikey geçiş yapabiliyor. Doğru. Yani dikey geçiş oranları aşağı yukarı nedir hocam? Çünkü 2 yıllıkların şöyle bir şeyi var. Ben hemen 2 yıl okuyayım, hemen meslek edeyim, işime gücüme başlayayım diyen öğrenciler de var. Bu arada üstüne devam edeyim, kendimi akademik geliştireyim diyenler de var. Evet, kesinlikle. Geçtiğimiz yıl dikey geçiş oranımız bizim %38'ler civarındaydı. Yani çok ciddi bir burada dikey geçişte. Yine burada ben hani öğretim elemanlarımızı biraz ön plana çıkaracağım. Öğrencilere gönüllü olarak belirli periyotlarda özellikle dikey geçiş sınav zamanlarına yakın zamanlarda onlara bir takım programlarla sayısal yetenek veya sözel yeteneğe yönelik kendileri bir takım yönlendirmeler veya çalışmalar veya gruplar oluşturarak onların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet hocam, şimdi aşağı yukarı süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Size son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani Yalvaç bu anlamda baktığımız zaman güzel altyapısı var. Öğrencilerin barınma, yeme, içme, sosyal imkanlarını karşılayabilecekleri imkanlara sahip. Evet. Aynı zamanda mesleki anlamda kendilerini geliştirebilecekleri işte 28 yıllık geçmişe sahip olan bir okulun aslında altyapısıyla gelen bir okulumuz söz konusu. Son olarak hani hem sizin kendi söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Bir öğrenci, bir genç olarak mesela neden Yalvaç Meslek Yüksek Okulu'nu ve sizin oradaki bölümleri tercih etmeli? Evet. Evet. Bizi niye tercih etmeli? Her şeyden önce biz öğrencimize akademik birikimini en çoklamaya yönelik sürekli çaba içerisindeyiz. Yani bunu öncelikli olarak ifade etmemiz gerekir. Bununla beraber iş yeri eğitimi, üniversitemizin politikası olarak baktığınız zaman iş yeri eğitimine, şimdi iş yeri eğitimine geçmeyen bölümlerimizde de biz yani staj imkanları var. Stajlarımızı hep aynı şekilde sürdürmeye ve staj yerinde öğrencinin kalmasına yönelik bir takım çalışmalarımız hep oluyor. İş yerleriyle yapmış olduğumuz zaten çalışmalarımız, protokollerimiz hep bu yönde. Bu birinci akademik hususta söyleyeceğimiz nokta. Sosyal ve kültürel anlamda baktığımız zaman Yalvaç ciddi anlamda öğrenciye değer katan bir ilçe. Kampüs alanına sahip baktığınız zaman merkez kampüste her ne oluyor yaşatılıyorsa biz de aynısını Yalvaç'ta yaşatmaya çalışıyoruz öğrenciye. Yemek imkanlarından bahsettiğimiz zaman kampüste hangi yemek çıkıyorsa aynı yemek ilçemizde Yalvaç'ta çıktığını, oradaki yemek programına bağlı olarak çıktığını söylememiz gerekir. Konaklama açısından herhangi bir eksikliğimiz yok. Çok daha fazlasına sahibiz ve çok daha öğrencinin rahat edebileceği imkanlar var. Biz öğrenci merkezli bir üniversite ve meslek yüksek okulu olarak tüm öğrencilerimizi bu tercih döneminde üniversitemize bekliyoruz. Son soru hocam. Çok teşekkür ediyorum.
programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Ömer Kürşat Tüfekçi hocamızla beraber olduk. Yalvaç Meslek Yüksekokulu'nu ve hatta Yalvaç'ı biraz tanıma imkanımız oldu. Tercih sürecinde tercih edebileceğiniz güzel bölümler mevcut. Aşçılık gibi, halkla ilişkiler gibi. Turist rehberliği, bankacılık, sigortacılık. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı. Evet, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı gibi güzel bölümleri mevcut okulumuzun. Dolayısıyla buradan sonra dikey geçişle 4 yıla tamamlama, ondan sonra yüksek lisans doktor artık hani akademik yaşam içerisine girebilme imkanına da sahip olduğumuz bir okulumuz var. Şimdi kısa bir video izleyeceğiz. Üniversitemiz 2 yaşında videosunu izleyeceğiz. Hemen arkasından Sütçüler Meslek Yüksekokulu Müdürümüz, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Güvenç Nergiz hocamızla birlikte olacağız. Ekranların başından ayrılmayın.